Çetin Bey merhabalar. Merhaba. Sizinle tükürük bezi kanserleri ve tümörleri hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Tükürük bezi nedir, ne işe yarar, nerelerde bulunur? Birazcık bahseder misiniz? Tükürük bildiğiniz gibi ağzımızı nemlendiren ve sindirim sırasında, sindirimin ilk aşamasında görevleri olan bir sıvı. Ve ağız, boğaz mukozasının içerisine serpiştirilmiş minik tükürük bezleri dışında bir de 3 tane büyük tükürük bezi tarafından, daha doğrusu 3 bir tarafta, 3 bir tarafta, toplam 6 tane tükürük bezi tarafından üretilen bir salgı. Kendine özgü bir salgı. Bütün memelilerde, hatta belki diğer hayvanların pek çoğunda bulunan bir salgı. Dediğim gibi 3'er tane büyük tükürük bezimiz var. Kulak önü parotis tükürük bezi, çene altı submandibüler tükürük bezi, dil altı sublingual tükürük bezi, toplam 6 tane. Onun dışında da mukozaya serpiştirilmiş belki toplam sayısı 1000'e yakın küçük mikroskobik tükürük bezleri var. Tükürük bezlerine en büyük olan sanırım parotis tükürük bezi değil mi? Parotis tükürük bezinin diğer tükürük bezlerinden bir farkı var mıdır? Nedir bu parotis tükürük bezi acaba? Temelde çok fazla bir farkı yok. Belki salgıladığı sıvılar arasında biraz fark var. Örneğin çene altı tükürük bezinin salgıladığı salgının biraz daha koyu kıvamlı olduğu bilinir. Ama sonuçta bunların hepsi tükürük salgılayan yapılar. Parotis tükürük bezinin belki şöyle bir farklılığı var. En büyük tükürük bezimiz ve en sık tümör barındıran tükürük bezimiz. Tümörler en çok parotis tükürük bezinde oluyor. Tabii diğerlerinde de oluyor. Hatta mikroskobik tükürük bezleri de tümör üretebiliyor. Ama en çok tümör üreten tükürük bezimiz parotis tükürük bezimiz. Parotis tükürük bezlerinde görülen iyi huylu tümörler nelerdir? Birazcık bilgi verir misiniz? Parotis tükürük bezimizde görülen iyi huylu tümörler en başta pleomorfik adenom veya diğer adıyla mix tümör gelmekte. Muhtemelen tükürük bezlerinin en sık görülen tümörü bu. Bunun yanı sıra Wartin tümörü diye bir tümör var ki bu hemen sadece parotis tükürük bezinde görülmekte ve hemen sadece sigara içen bireylerde görülmekte. Bu tümörün bir özelliği de iyi huylu olmasına rağmen her iki tükürük bezinde de, her iki parotis bezinde de gelişebilmesi. Bunun yanı sıra belki hepsinin adını burada zikretmenin çok da gerekmediği bir takım tükürük bezi hücrelerinden veya parotis bezinin barındırdığı damarlardan veya kimi zaman lenf bezelerinden kaynaklanan bir takım iyi huylu tümörleri de bulunmakta. Peki tabii tükürük bezinin bir de kötü huylu tümörleri olsa gerek. Bunlar nelerdir? Ne tür özellikler gösterir? Tükürük bezlerinin bir de iyi huylu olduğu gibi neyse ki onlar kadar sık olmamakla birlikte kötü huylu tümörleri de olabilmekte. Bunların da en başında mukoepidermoid kanser, adenoid kistik kanser ve kötü huylu mix tümör ya da mix tümörden kaynaklanan kanser gibi tümörler bulunmakta. Bunun yanı sıra gene tükürük bezi hücrelerinden, tükürük bezini oluşturan hücrelerden veya o bölgedeki diğer yapılardan oluşan ve hatta baş boyun bölgesi, saçlı deriden yanak, buruna kadar, göz kapaklarına kadar bölgelerde ortaya çıkmış. Ama ve lakin tükürük bezinin, parotis tükürük bezinin özellikle içindeki lenf bezelerine sıçramış tümörler tükürük bezinin kötü huylu tümörleri arasında sayılabilecek tümörler. Peki bu tümörler tükürük bezindeki ya da parotis tükürük bezindeki tümörler kendisini nasıl belli eder? Nasıl insan anlar? Ne yapması gerekir? Ne zaman hekime başvurması gerekir? Tükürük bezi tümörleri iyi huylu veya kötü huylu çoğu kez ilk belirtisi kitle, şişlik şeklindedir. Örneğin parotis tükürük bezindeki bir kitle kulak önünde, kulak memesinin altında, çene kemiği ile kulak kemiğinin arasındaki bölgede bir şişlik şeklinde kendini gösterecektir. Veya çene altı tükürük bezindeki bir kitle, tümör çenenin altında bir şişlik kitle şeklinde kendini gösterecektir. Nadiren özellikle kötü huylu tümörler etraf dokuları işgal ettiği için, etraf dokuları kemirdiği için onlara ait belirtilerle ortaya çıkabilir. Örneğin yüz siniri kulak önü tükürük bezinin içerisinden geçer. Oradaki kötü huylu bir tümör kimi zaman ilk belirti olarak yüzde güçsüzlük, yüz felci
ile ortaya çıkabilmektedir. Veya kimi zaman ağrıyla ortaya çıkabilmektedir. Uzun süredir var olan ağrıyla ortaya çıkabilmektedir. Nadiren de bu tümörler sessiz kalırlar. Başka sebeplerle yapılan radyolojik incelemelerde ortaya çıkar. Örneğin hasta başka sebeple yapılan bir ultrason veya MR tomografi incelemesinde tükürük bezinin derin kısımlarında bir tümör varlığını öğrenir. Oldu da hani bir tükürük bezi tümörüyle karşılaştık. Orada bir şişlikle ya da bir yakınmayla başka belirtiyle bir hasta size başvurduğu zaman ne yapıyorsunuz? Ne tür testler uyguluyorsunuz hastalara bu tümörü ya da işte tümörlü dokuyu teşhis etmek için? Hastamızın öncelikle şikayetlerini dinledikten sonra detaylı bir muayene ederiz. Ve bir kitle söz konusu değil mi gözümüzle, elimizle, optik aletlerle bakarak onu anlamaya çalışırız. Sonrasında çoğu kez radyolojik incelemelere başvurmak gerekir. Kimi zaman hasta bize bu incelemeler yapılmış halde gelir. Eğer yapılmadıysa biz bunları tekrardan isteriz. Bunların başında ultrason gelmekte. Günümüzde MR inceleme dokular hakkında, dokuların özelliği hakkında tomografiye kıyasla çok daha fazla bilgi verdiği için damardan ilaç verilerek, kontrast madde verilerek çekilen bir MR inceleme çoğu kez tükürük bezi tümörü kitlesi hastasının olmazsa olmaz değerlendirme aracı halini aldı diyebilirim. Kimi zaman da iğne biyopsisiyle, ince bir iğneyle kitlenin içerisinden örnek almak ve bunu patologlara yollamak ve kitlenin doğası hakkında fikir sahibi olmak isteyebilmekteyiz. Ama çoğu kez buna çok fazla gerek olmuyor. Çünkü bir kitle varlığında natürü ne olursa olsun çoğu kez ameliyat söz konusu olabilmekte. Tam da bunu diyecektim. Tükürük bezi tümörlerinin tedavi yöntemi nedir acaba? Evet, tükürük bezi tümörlerinde hemen her türünde temel tedavi ameliyat. İyi huylu da olsa kitle, kötü huylu da olsa temel tedavi ameliyat. Hastaların çoğundan şu tür soruları işitiriz. İyi huyluysa onu ameliyat ettirmesek olmaz mı? Orada kalsa olmaz mı? Veya İlaçla tedavisi yok mu bunun? Ne yazık ki bütün dünyada bilinen temel tedavi kitlelerde iyi huylu veya kötü huylu tümörlerde ameliyat. İlaçla tedavisi iltihap benzeri bir durum değilse söz konusu çoğu kez değil. İlaç tedavisi hiçbir işe yaramayacaktır. Işın tedavisi ya da radyoterapi kesinlikle tek başına temel tedavi olarak günümüzde uygulanmaz. Hele ki iyi huylu tümörlerde hiçbir yararı, anlamı yoktur. Madem iyi huylu diye söz ediyoruz, niye onu oradan çıkartalım? Birkaç sebeple. Bir, ne kadar çok tetkik yaparsak yapalım, onun kesin iyi huylu olduğunu kanıtlayamayız. Her zaman bir kötü huylu olma ihtimali vardır. İkincisi, iyi huylu tümörler yerinde durmayacaktır, büyüyecektir. Yavaş da olsa büyüyecektir ve büyüdükçe bir takım sorunlara yol açma ihtimali artacaktır ve tedavisi, cerrahisi güçleşecektir. Üçüncüsü, biliyoruz ki bazı iyi huylu tümörler zaman içerisinde kötü huyluya dönebilmekte ve kötü huylu olduğunda kimi zaman tedavisi çok daha güç hale gelebilmekte. Paratüs tükürük bezi tümörlerinin ameliyatları nasıl yapılır? Çünkü yüze çok yakın bir yerde. Nasıl yapıyorsunuz bu ameliyatları? Evet, parotis tükürük bezi kulağımızın önüne yerleşmiş, onun altına doğru uzanan bir tükürük bezi. Bunun burada bir kitleyle karşılaşan hastaların ilk öğrendiği bu bezin içinden yüz sinirinin geçtiği ve bunun ameliyat için ciddi bir risk oluşturduğu. Hasta çoğu kez bizim karşımıza geldiğinde zaten bu bilgiye sahip olarak geliyor. Yüzümüzü hareket ettiren, mimik kaslarımızın tamamına hükmeden yüz siniri bu tükürük bezinin içerisinden geçiyor. Kulak kemiğini terk ettikten sonra öne doğru yönleniyor ve bu tükürük bezinin içerisinde önce 2, sonra 5 ana dala ayrılıyor. Ve alnımızdan göz kapaklarımıza, burun kanadımıza, üst alt dudağımıza, hatta boynumuza şu hareketi yaptıran boynun yüzeyel kasına kadar pek çok kasa dağılan dallar veriyor. Bu tükürük bezi tümörüyle karşılaşıldığında, ameliyat söz konusu olduğunda ana hedefimiz bu siniri korumak olmakta. Bu siniri koruyarak bu tür ameliyatları yapmaya çabalamaktayız.
Peki bu yüz sinirinin boyutu ya da inceliği, kalınlığı ne kadardır? Nasıl bir yapıdır bu? Yüz siniri kulak kemiğini terk ettiği alanda 3-4 mm kalınlıkta bir sinir. Daha sonra önce 2'ye sonra 5'e ayrılan bu sinirin dallarının kalınlığı gittikçe azalmakta. Yani ana gövde kimi zaman 4-5 mm kalınlığa ulaşabilen veya genellikle 3-4 mm kalınlıkta iken dallar gittikçe daha incelmekte ve yüz kaslarına, mimik kaslarına dağılmakta. Tabii bayağı uzmanlık gerektiren, ciddi uzmanlık ve deneyim gerektiren bir ameliyat bu. Peki bu riskleri yine de ekarte etmek için ne yapıyorsunuz? Yok etmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz acaba ameliyat sırasında? Tükürük bezi veya yüzdeki ameliyatlar, yüz bölgesinde yapılan ameliyatlar öğrenilirken ilk başta yüz siniri ve dallarından nasıl kaçınılacağı, nasıl yüz siniri ve dallarının nasıl korunacağı öğrenilir. Yani bu tekniğin en önemli parçası belki de odur. En hayati yapı, en özenle şey yapması, korunması gereken yapı yüz siniri. Anatomi bilgisinin dışında bize bir de sinir monitörü adı verilen cihaz çok çok yardımcı olmakta. Nedir bu sinir monitörü? Özel bir cihaz. Belki son 15-20 yıldır, belki biraz daha uzun bir süredir gittikçe gelişerek bizim işimizi oldukça kolaylaştıran bir cihaz. Birkaç parçası var bunun. Bütün kontrollerin bulunduğu, ekranının bulunduğu, işlemcilerinin bulunduğu ana bir ünitenin dışında bağlantı kısımları ve bir de elektrot kısımları var. Bu elektrotlar yüz kaslarına yerleştirilir. Ve bir de stimülatör, uyarıcı bir prop, el parçası vardır. Yüz siniri olduğu düşünülen yapıya bu dokunulduğunda bu propla, prop adını verdiğimiz parçayla hem ekranda görüntülü hem de aynı zamanda sesli bir yanıt alınır. Yüz elektriki uyarıyla sinir o uyarıyı yüz kaslarına dağıtacaktır ve yüz kaslarında kasılma görülecektir. Bu kasılmanın oluşturduğu elektromanyetik şeyi, yanıtı da bu cihaz algılayacaktır. Ve onu hem ekranda görüntü hem de ses şeklinde bir uyarıyla bize bildirecektir. Bu sadece propla dokunurken değil, yanına yanaştığımız zaman da kullandığımız cerrahi cihazların oluşturduğu uyarıyla bu tür yanıtlar alabilmekteyiz. Burada çok önemli bir konu var. Belki bunu ayrı bir başlık yapmak gerekebilir. Bu cihazın iş görmesini güçleştiren bir uygulama var ki günümüzde çok yaygın yapılan bir kozmetik uygulama, botoks uygulaması. Bu botoks yüz kaslarına uygulanan botoksun etkisi 6 ay kadar sürebilmekte ve bu süre içerisinde sinir monitörü kullanılarak yapılan bir yüz ameliyatında ne yazık ki monitör işlevsizliğe kadar giden bir sorun yaşatmakta bize. Veya yorumlanması çok güç yanıtlar almaktayız. Bu önemli bir konu. Eğer hasta son 6 ay içerisinde böyle bir uygulama yaptırdıysa cerrahının mutlaka bunu bilmesi lazım. Mutlak bu bilinmesi gereken bir gerçeklik, bilinmesi gereken bir durum doğrusu. Tümörün tipine bağlı olarak bir ek tedavi alınması gerekiyor mu? Ameliyattan sonra hastanın yaşayacağı süreç nasıl olur? Birazcık bahseder misiniz? Söz ettiğim gibi tükürük bezi tümörlerinin iyi huylu da olsa, kötü huylu da olsa temel tedavisi ameliyat. Ameliyatta ne yapıyoruz? Tümörle birlikte genellikle etrafında bir miktarda sağlıklı tükürük bezi dokusunu çıkartıyoruz. Bunun çıkartılmış olması hastaya hiçbir sorun oluşturmuyor. Yani tükürük bezi dokusunun azalmış olması, ağız kuruluğu veyahut da salyada azalma, tükürükte azalmak, sindirim fonksiyonlarında bir etkilenme gibi bir soruna yol açmamakta. Temelde yaptığımız iş tükürük bezini etrafındaki biraz sağlıklı tükürük bezi tümörünü etrafındaki biraz sağlıklı tükürük bezi dokusuyla çıkartmak. Tümör iyi huyluysa çoğu kez yaptığımız iş yeterli olacaktır ve hasta bu hastalığından, tümöründen hayat boyu kurtulmuş olacaktır. Nadir durumlar dışında dediğim gibi. Ama kötü huyluysa
Ki kötü huylu tümörleri de derecelendirerek patologlar bize rapor ediyorlar. Kötünün daha iyi türleri var, kötünün daha kötü türleri var. Özellikle de kötünün kötü türleri ise ilave tedaviye gerek duyulabilmekte. Nedir bu ilave tedavi? İlave tedavi temelde ışın tedavisidir tükürük bezi tümörlerinde. Tükürük bezi kanserlerinde ilave tedavi, cerrahiye ilave tedavi temel olarak radyoterapi yani ışın tedavisidir. Kimi zaman da buna kemoterapi ilaçla tedavi de eklenebilmektedir. Bu tümörleri tedavi ettiniz. Gerekli durumlarda hastanıza ek tedavileri önerdiniz. Daha sonrası bir takip süreci olacak herhalde. Bu takip süreci hakkında da kısaca bilgilendirir misiniz? Tabii. İsterseniz hemen önce ameliyat sonrası erken dönemden söz edeyim. Ameliyat sonrası hastalarımız genellikle içerideki birikimi dışarı alan diren adı verilen bir borucuğu 1-2 gün kadar taşırlar. Ve bir dönemde baskılı bir sargıyla uygulanan pansuman uygulanır. Tüm bu pansumanlar genellikle 4-5 veya 6 gün içerisinde, en fazla 7 gün içerisinde sonlanmış olur. Sonrasında hastamız çoğu kez normal günlük hayatına dönmüş, işinin başına eğer çalışıyorsa işinin başına veya ev hayatına dönmüş olur. Eğer ki kötü huylu bir tümörse bir süre sonra kötünün de kötü türlerinden biri ise bir süre sonra ışın tedavisi yani radyoterapi gündeme gelecektir. Ki bu kimi zaman 30-35 günlük bir tedavidir. Tatil günleri uygulanmayan bu tedavinin toplam süresi böylece 1,5-2 aya kadar uzayabilmektedir. Sonrasında da hasta gene iyileşme sürecinin arkasından işinin başında normal hayatına, yaşantısına dönmüş olacaktır. Tükürük bezinin bir kısmının veya tamamının alınmış olması çoğu kez hastada ciddi bir soruna yol açmaz. Ama ışın tedavisinin, radyoterapinin kendine özgü bir takım sıkıntıları, belki ağız kuruluğu, bir süre ciltte veya ağız-boğaz bölgesinde yaralar, yutma güçlüğü gibi ne yazık ki olabilmekte. Ama onlar da zaman içerisinde çoğu kez iyileştikten sonra hasta normal hayatına dönebilmekte. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim.